İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem Özel programıyla yeniden karşınızdayız. Bu akşam yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Avukat Erhun Karakuş stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum izleyicilerimize de. Evet değerli seyirciler, Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Teşkilatı'nda kısa bir süre önce bir değişim yaşandı ve Sayın Fikret Uymaz görevi Sayın Avukat Erhun Karakuş'a devretti. Daha doğrusu Sayın Uymaz'ın dam boşalan koltuk için bir yönetim içerisinden bir seçim yaşandı ve bu seçim sonucunda da Sayın Erhun Karakuş başkanlığa seçildi ve henüz 3 haftalık bir görev süresi var. 3 hafta gibi kısa bir süre önce göreve başladı. Biz hemen kendisine dönelim ve öncelikle göreve geliş sürecinizi bir değerlendirelim. Neler evet. Söylersiniz başkanım? Evet. Şimdi biz tabii ki gerek bizim 23 Kasım 2018'de siyasi parti olarak başvuru dilekçemizi İçişleri Bakanlığı'na vererek resmi olarak kurulmuş olduk. Devam eden süreçte de 18 Ocak'ta eski il başkanımız, kurucu il başkanımız Fikret Uymaz Bey görevi devraldı. Biz bu tarihten itibaren Fikret Uymaz Bey ile aynı yönetim içerisinde, ben de kendisinin seçim ve hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevini yürütmek suretiyle Fikret Uymaz'la birlikte biz bu sürece kadar beraber çalıştık geldik. Bütün arkadaşlarımızla birlikte. Tabii gelinen aşamada Sayın İl Başkanımızın eşi hanımefendinin bir tayin durumunun çıkmasından dolayı bir zorunluluk hasıl oldu. Evini evet. falan da taşımak mecburiyetinde olduğu için il başkanlığı görevini yürütemeyeceğini, bir mazeretini bildirmesi üzerine yönetim içerisinde yapılan istişare ve temayül yoklamasıyla genel merkezimizin de kendi temayülleri sonucunda genel merkezimizin, genel başkanımızın takdirleriyle 10 Ekim 2019 tarihi itibariyle Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ İl Başkanlığı için yönetim içerisinden olduğum için görevlendirdim. Bu şekilde görevi aldıktan sonra yaklaşık 3 hafta oldu biraz önce de dediniz. Evet. Çalışmalarımıza başladık. Süreç evet. bu şekilde gelişti. Peki efendim tekrar hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Vesileyle de. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet başkanım isterseniz biraz Elazığ teşkilatını konuşalım. Elazığ'da evet. teşkilat alma çalışmalarınızı tamamlamak üzeresiniz. Herhalde evet. bir ilçe dışında evet. Bu süreç tamamlandı. Tabii. Dilerseniz Elazığ'daki teşkilat alma çalışmalarınızı konuşalım. Evet. Şimdi Ceyhun Bey biz Elazığ'da ilk yetki belgesini aldıktan sonra ilk iş olarak yönetim kurulumuzu oluşturup İl kongremizden evvel ilçe kongrelerimize, ilçe başkanlarımızın seçilmesine ağırlık verdik. Geldiğimiz süreç itibariyle biz 13 Nisan'da il kongresini 6 tane ilçemizin kongresini yaparak gerçekleştirdik. Evet. İl kongremiz 13 Nisan'dan sonra ise geçtiğimiz ay 29 Eylül'de Arıcak, Maden ve Sivrice ilçe kongrelerimizi de gerçekleştirerek Elazığ'daki şu an 8 tane ilçemizde ilçe kongrelerimizi yapmış, ilçe başkanımızı ve yönetimlerimizi oluşturmuş, teşkilatımızı kurmuş bulunmaktayız. Karakoçan ilçemizde ilçe başkanımızın ataması genel merkez tarafından yapıldı. Şu an kendisi de yönetimini kurmak üzere. Önümüzdeki ay içerisinde de bir aksilik olmazsa, nasip olursa Karakoçan ilçe kongremizi de yaparak 9. ilçemizi tamamlamış olacağız. Geriye sadece bir ilçemiz kalıyor bizim bu süreçte. O da Ağın ilçemiz. Ağın'la ilgili şu an 3-4 arkadaşımız var görüştüğümüz. İlçe başkanlığı görevini yürütmek istediklerini beyan eden. Şu an biz de il yönetimi olarak bu arkadaşlarımızla bir temayül halindeyiz, istişare halindeyiz. İnşallah içlerinden biriyle bir karar vererek Ağın ilçe teşkilatımızı da yine yılbaşına kadar kurup kongresini de yapmış olacağız yıl sonuna kadar. Evet. Elazığ'da bizim tabii şu an il parti binamızı tuttuk. Vatandaşlarımızın birçoğu görmüştür. Öğretmen evinin arka tarafındaki otoparkın hemen karşısında. Evet. Tiryaki Spor Mağazası'nın üstündeki 3 katlı binayı tuttuk biz. Kız Meslek Sesi'nin hemen arka tarafında. Oldu. Evet. Biz burada birinci katta büyük bir toplantı salonumuz var. İl divanlarını gerçekleştirebileceğimiz 200 kişilik bir toplantı salonu. Aynı zamanda burayı lokal olarak kullanıyoruz. Halkımıza, gençlerimize, herkese açık. Bir kütüphanemiz var orada. Onun haricinde ikinci katta Merkez İlçe Başkanlığı ile İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yerleşimi bulunmakta. Üçüncü katta ise İl Başkanlığı ve Hanım Kollarının teşkilatları bulunmakta. Elazığ'da teşkilatımız hazır inşallah. Herhangi bir eksiğimiz yok. Kurulmayan ilçemiz sadece bir Ağında var. Onun atamasını da Kasım ayı içerisinde inşallah gerçekleştireceğiz. Elazığ olarak Yeniden Refah Partisi'nin teşkilatı inşallah hazır bir konumda şu an. Evet. Evet. Türkiye geneline bakıldığı evet. zaman hangi aşamada şu anda evet.
geçtiğimiz pazar günü 9 ilde birden il kongreleri gerçekleştirildi. Doğru. Gayet yoğun bir tempoda, evet, Türkiye genelinde de çalışmalar devam ediyor. Evet. Zaten zaman zaman Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan da takvimi doğrultusunda illere iştirak ediyor. Neler söylersiniz Türkiye geneli için? Biz Türkiye genelinde başta da bahsettiğim gibi 23 Kasım 2018'den bugüne kadar 11 aylık bir süre geçti. 11 aylık bir süre içerisinde biz 76 tane ilde ilçe başkanımızı ve yönetimlerinin teşekkülü sağlandı. 76 il içerisinde şu anda 66 il kongremizi yapmış bulunmaktayız. Bunun devamında 700 küsür ilçede de yine Türkiye geneli teşkilatlanmamız sağlandı. İlçe binamız tutuldu, tabelalarımız asıldı. Yani şu an %98'lik bir oranla Türkiye genelindeki teşkilatlanmamız hazır. Sadece tabii 76 haricinde 2 ilin daha ataması geçen ayki il başkanları toplantımızda yapıldı. Sadece şu an atanmayan 2 tane ilimiz kaldı. Onlarla ilgili temayül süreci de tekrardan devam etmekte. Evet. Yani kısaca olası bir seçim durumunda yeniden Refah Partisi seçimlere hazır bir şekilde şu anda teşkilat çalışmalarını tamamlama aşamasında diyebiliriz değil mi başkanım? Yani teşkilat çalışmalarımız tamamlandı. Evet. Seçime girebilmemiz için teşkilat olarak bizim her şeyimiz hazır. Hatta şu an gündemde bir seçim takvimi olmamasına rağmen genel merkez tarafından bütün illerde sandık müşahit eğitimlerimiz dahi şu an başlatılmış bulunmakta. Evet. Biz 2 ay sonra seçim olacakmış gibi bütün hazırlıklarımızı şimdiden görüyoruz. Tabii bu bizim çalışmamızda olacak bir şey değil, bir de bunun bir hukuki boyutu bulunmakta. Hukuki boyutu da bizim 17 Kasım'da yapacağımız bir büyük kongremiz olacak. Evet. Büyük kongresini yapmayan bir siyasi parti seçimlere giremiyor. Haliyle biz bu ayın 17'sinde 2,5 haftalık bir süremiz kaldı. Büyük kongremizi de gerçekleştirdikten sonra Allah'ın izniyle yapılacak ilk yerel veya genel seçimlere katılma hakkına sahip oluyoruz. Evet. Evet. Tabii Sayın Başkanım, şimdi geçmiş yıllara bakıldığı zaman Elazığ'da milli görüş geleneğinin oldukça hakim olduğu bir şehir görüntüsü var. Hem geçmiş yıllarda belediyeyi kazanması hem milletvekilleri çıkarması düşünüldüğü zaman Elazığ'da ciddi bir milli görüş kitlesi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Sayın Fatih Erbakan'ın Elazığ'a bakış açısı nasıldır? Bu konuda görüşme imkanı bulduysanız neler söylersiniz? Tabii. Şimdi bizim liderimiz, manevi liderimiz rahmetli Erbakan hocamız Elazığ'la ilgili Elazığ Milli Görüş'ün hünkâr mahfilidir ünvanını hep kullanırdı. Evet. Bu ünvanın karşılığının olduğunu da bizzat biz genel başkanımızdan ilk kongremizi gerçekleştirdiğimiz zaman duyduk. İlk kongremizi basın olarak yakinen takip etmişsinizdir. Evet. Bizim havaalanı ışıklarında başlayıp polis kontrol noktasını geçip Batçık'a kadar uzanan bir araç konvoyuyla biz genel başkanımızı karşıladık. Genel başkanımız, tabii biz otobüsün içindeydik o sırada, söylediği cümle şuydu. Yani rahmetli hocamız Elazığ'a niye hünkâr mahfili ünvanını kullanmış, bugün bunu bir kez daha biz anlamış bulunuyoruz. Genel başkanımızın Elazığ'a bakışı, Elazığ'a geldiğinde de Elazığ'daki milli görüş tabanının potansiyelini de bildiği için daha önce de Elazığ'da bir belediye kazanıp biraz önce de dediğiniz gibi milletvekili çıkardığı için yani Elazığ hünkâr mahfili ünvanını koruyarak genel başkanımızın da yanında ayrı bir yere, ayrı bir öneme sahiptir her zaman. Hatta biz il kongremizi yapacağımız zaman bizden beraber bir başka ilimiz de genel başkanımızı o tarihte istedi. Genel başkanımız dedi Elazığ'ın yeri bizde ayrıdır. Elazığ varsa bizim görevimiz ilk olarak Elazığ'a gitmektir. Yani Allah nasip eder yeniden Refah Partisi'nin milli görüşün tekrar iktidar olması durumunda Elazığ bu iktidar nimetlerinden yatırım olarak, sanayi olarak her türlü imkandan en fazla şekilde faydalanacak illerin listesinin en başına gelecek bir ildir Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Tabii başkanım, isterseniz biraz Elazığ'ın sorunlarına geçelim. Evet. Tabii Elazığ problemli bir şehir. Evet. Birçok sorunu var. Yani doğru. Bir çırpıda saymaya kalkarsak hemen hemen aklımıza birçok madde gelebilir ama doğru. Sizin bir siyasi olarak gözlemlediğiniz kadarıyla şu anda Elazığ'ın en ciddi problemleri nelerdir? Neler söylersiniz? Şimdi bütün ülkemizde olduğu gibi Elazığ'ın da en ciddi sorunu sanayisizlik. İşsizlik, sanayiye bağlı olarak işsizlik.
gündeme gelmektedir. Tabi bunlar maddi sonucun devamında da sosyal olarak etki eden sonuçlara yol açıyorlar. Ama bizim şu an Elazığ olarak tüm bu sorunlardan daha önce gelen birinci sorunumuz, bizim parti olarak gördüğümüz birinci sorunumuz insani bir ihtiyaçtan hasıl olan maden ilçemizdeki sorundur. Evet, madene şimdi, ayrı bir başlık açtım. Madenle evet. ilgili daha detaylı konuşacağız ama tamam. onun dışında şehir genelinde mesela bizim trafik sorunu var, işsizlik var, sanayi var. Yani trafik bir şekilde aşılır. İnsanların aldığı maaş insanları tatmin ediyorsa, insanlar aç kalmıyorsa, ay sonunu nasıl geçireceğim endişesine kapılmıyorsa o trafik sorununu bir şekilde sineye insanlar çekebilirler. Evet. Ama trafik sorunundan hariç insan asgari ücret alıyor, kiralar 1000-1200 liralara çıkmış, ay sonunu nasıl geçiririm, nasıl getiririm hesabını yapıyorlar şu an. Elazığ'da bir sanayi alanında biz normalde jeopolitik olarak doğuyla batının birleştiği bir noktadayız. Yani burada bizim sanayi olarak daha fazla yatırıma imkan tanınması gerekirken gerek uygulanan politikalar gerekse de yatırım teşvik programlarında Elazığ'ın ikinci plana atılmış olması maalesef ki bugün işsizliği gündeme getirmektedir. Evet. Bizim şu an Elazığ'da en büyük sorunumuz işsizlik, ikinci en büyük sorunumuz da tarım. Evet. Yine bazı sivil toplum kuruluşları Elazığ'da yeni imar alanlarının açılması yönünde bir ihtiyaç olduğunu evet. gözlemlediler ve bu yönde talepleri var. Tabii bunun doğal olarak ev fiyatlarına da yansıması, ev fiyatlarının çok fahiş rakamlara doğru tırmanması çok ciddi bir sorun haline geldi. Siz bu yönde bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Yeniden Refah Partisi olarak gerçekten bir imar, yeni bir imar alanına özellikle de Keban yolu için bir talep var. Böyle bir talep olduğunu düşünüyor musunuz? Siz de neler söylersiniz? Yani bunu Cumhurbaşkanımız da sık sık dile getiriyor. Dikey yapılanma değil de yatay yapılanma yapalım diye. Evet. Şimdi Elazığ'ın imarı zaten son şu 4-5 yılda öyle bir hale getirildi ki Elazığ Harput'tan baktığınız zaman yani ucube şeklinde olan katlı katlı binalar görmekteyiz. Şimdi Ataşehir Mahallesi'nde ben oturuyorum. Evet. Her yere 4 kat ruhsat verilmiş. Fakat Kuvayi Milliye Caddesi'nden gidiyoruz. Adam dikmiş 8 kat bina. Adam dikmiş 12 kat. Ya tamam bura deprem bölgesi. Fay hattı üzerinde diyorsunuz. O yüzden 4 kat vermişsiniz. Yani deprem geldiği zaman sırf adaya yüksek kat veriyorsunuz diye oraya vurmayıp 4 katlı binaya mı sadece vuruyor? Yani bu mantıkla imar afı yapılmaz. Evet. Bu mantıkla şehirleşme yapılmaz. Eğer Keban yolunda da bu şekilde bir imar yapılacaksa hiç yapılmasa daha iyi. Evet. Ama yatay yapılanma, daha geniş bir yapılanma olacaksa bu tabii ki olabilir. Şimdi bir örnek vereyim size. Komşumuz Diyarbakır'dan. Şimdi biz oranın belediyesini, daha önceki kayımdan önceki belediyesini eleştiren tutumlarını, hareketlerini tasvip etmeyen bir partiyiz. Şahsi olarak da tasvip etmiyorum, partim olarak da tasvip etmiyorum. Fakat Diyarbakır'ın yeni yerleşime açtığı şu Urfa yolu üzerinde, otogar havaalanı yolu üzerinde hiç mi dikkat etmediniz? Ne geniş bulvarlar, ne geniş sokaklar bırakmışlar. Bir evet. de dönüp gelip bizim Ataşehir'den daha vahim olan Cumhuriyet Mahallesi'ne bakıyoruz. 15-20 yıl sonra da oralar da artık Gaziantep'teki şehir merkezindeki yoğunlukta farkı kalmayacak. Farkı evet. kalmayacak. Evet. Haliyle sokaklar bize yetmeyecek. Park sorunumuz olacak, trafik sorunumuz olacak. Yani bizim Sayın Belediye Başkanımızdan, İdarecilerden isteğimiz Keban yolunda, yeni çevre yolun üst tarafında veya Hankendi tarafında yeni bir imar revizyonu, imar planı yapılacaksa eğer mümkün olduğu kadar altyapı gözetilsin, mümkün olduğu kadar cadde ve sokaklar geniş tutulsun. Yani 5 yıl, 10 yıl sonrayı değil 50 yıl sonrayı hesap ederek bir imar planı yapılacaksa tabii ki yapılabilir. Bu da şehrin bir nefes almasına yol açar. Dediğiniz konut fiyatlarındaki artışın belki önüne geçer, kiralardaki artışın belki önüne geçer. Bu şekilde olabilir yani. Niye olmasın ki? Biz şu an iktidar partisi değiliz ama muhalefetiz diye de her şeye olmaz diye bir iddiamız da yok, yani zaten, bir programımız da yok. Zaten şu anda şehir merkezinde çok da fazla alan da kalmadı, kalmadı zaten. Yani yok. Bu yüzden doğal bir ihtiyaç haline eski geldi. Eski binalar bu. Yıkılıyor. Evet. En fazla şehir merkezinde o yapılır. Eski bina yıkılır, yenisi yapılır. O da imarda bir değişikliğe yol açar mı? Açmaz çünkü cadde belli, yer belli. Evet, o maalesef evet. bu şekilde.
Evet başkanım, isterseniz madene geçelim. Madende evet. Sıkıntılar devam ediyor ki bu sıkıntılara bir yenisi de daha dün eklendi ve maalesef tarihi köprümüz maalesef yıkıldı. Evet. Tabii bu yıkımın ardından da bugün çeşitli sivil toplum örgütleri gidip orada açıklamalar yaptılar, duruma evet. tepki gösterdiler. Hatta savcılığa suç duyurusunda dahi bulunuldu bu köprünün yıkılmasıyla alakalı. Neler söyleyeceksiniz maden için? Maden şu anda bir kanayan yara durumunda. Ancak en son Sayın AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'un yaptığı açıklamaya göre orada bir plebisit yapılacak ve yani oranın halkına sorulacak. Yani istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yani buna oranla yaşayan insanlar karar verecekler. Sizler nasıl görüyorsunuz madendeki sıkıntıları? Neler söylersiniz? Şimdi biz maden ilçe kongremizi 29 Eylül'de yaptık. Madenin o yıkım bölgesi olan hükümet konağının yıkılan köprünün oradan tutun ilçe teşkilat binamız Ziraat Bankası'nın yanında. Oraya kadar biz yürüyerek geçtik. Vatandaşlarla sohbet ederek geçtik. Madenlinin ağzında tek bir şey var. Sahipsizliğinden yakınıyor. Kaderine terk edilmişliğinden yakınıyor. Evet. O yüzden oldukça da dolu gördüm ben madeni o yönden. Şimdi kongremizi yaptıktan sonra ben kongrede de bu hususu dile getirdim. Şimdi kaymakamlık biliyorsunuz 3 ay 4 ay kadar bir süre önce madende o 513 iş yeri ve konutun olduğu yere yıkım kararını veriyor. Yani Cami Kebir Mahallesi. Cami Kebir Mahallesi. Evet, evet. Ve oraya kararı verdikten sonra yıkım emrini vatandaşa tebliğ ediyor. 15 gün 30 gün içerisinde evlerinizi boşaltın yoksa yıkmak zorunda kalacağız diye. Şimdi bir kere bu yani ne devlet geleneğine sığar, ne devletin vatandaşına bakış açısına sığar. Sen madendeki vatandaş, yani madenin biz bugün ekonomik durumunu biliyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik düzeyini de biliyoruz. Bu bütün bir Elazığ biliyor. Siz oradaki vatandaşımıza kalkıp da 30 gün içerisinde evinizi boşaltın, İşte yoksa evinizi yıkmak zorunda kalacağız, heyelan riski var diyemezsiniz. Siz madenlinin sorununu, problemini gidermeden, madenlinin gidip başını koyacak bir ev, bir yaşam alanı yaratmadan o yazıyı gönderemezsiniz. O tamamen bürokratik bir hatadır. Bir ikincisi, şimdi 513 tane konut ve iş yerinden bahsediliyor. İkincisi, gerek ilimizin milletvekilleri, gerek geçen günlerde ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Bey. Evet. Ağızlarından çıkan tek bir şey var. Madenli ne isterse o olacak. Şimdi madenlinin büyük bir çoğunluğu, biz oradaki bu Cami-i Kebir Mahallesi Mağdurları Derneği kurmuşlar. Suç evet. duyurusunda bulunan da o dernek evet. bugün. Evet. Biz oradaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Madenlinin genel olarak isteği madenin bu dokusunun bozulmaması. Madenlinin madenden, toprağından koparılıp da işte Kezinde bir yer tahsisi veyahut da başka bir yerde tek yer tahsisine yer tek evlerde düşünüyorlar. Evet. Yani madenlinin buna gönlü razı değil bir kere. Madenliye sorulacaksa madenli madende bir yer istiyor. Evet. Maden probleminin bu görünen yüzü. Şimdi bir de görünmeyen yüzü var. Şimdi siz de biliyorsunuz ki maden zengin maden yataklarıyla dolu bir yer. Evet. Bizim de bildiğimiz kadarıyla jeolojik olarak madenin dibi taş. Şimdi taş olan bir yerde heyelan riski olmaz. Madendeki heyelan riskinin tek gerekçesi var. Oradaki o bakır fabrikasının işledikten sonra arta kalan curuf dediğimiz toprağı var, taşı var. Onu getirip de Cami-i Kebir Mahallesi'nin arkasına depo etmesi, yığılmasından dolayı oranın taşınmasından kaynaklı bir heyelan riski oldu. Oraya yapılan baskıdan dolayı. Evet. Şimdi özelleştirilip de özel şirkete o fabrika verilmedi mi? Verildi. Devlet olarak bizim burada birinci olarak yapmamız gereken bunun faturasını o firmaya kesmek. Siz burada vatandaşın canını, malını hiçe sayarak bir işlem yapmışsınız, bir eylem yapmışsınız. Sorumluluğuna ona gideceksiniz. İkincisi, her şey için geç olabilir. Ama yani o fabrikada da genelde maden halkı ekmek yemiyor mu? Yani birçok çalışan zaten fabrika herhalde kapatılsın demedim. Evet. Yani o anlamda söylemedim ama yok. Yani orada fatura etmek de ne kadar doğru curufu bilmiyorum çektirsin, yani. Önlemini evet. aldırsın. Önlemini evet. aldırsın. Yoksa fabrika kapansın demiyorum. Fabrika zaten sözleşmesini yapmış. İsteseler de kapatamazlar. Evet. Üçüncü bir husus, madenlerin şu an gidecek yeri yok. Ve siz tebligat gönderiyorsunuz evlerinizi boşaltın diye. Yani alternatif şimdi, yeri oluşturmadan böyle bir tebligat göndermesi yanlış diyorsunuz. Şimdi diyorsun, şuna geleceğim. İktidar olarak, devlet politikası olarak önceliklerimizin olması lazım. Bunların en başında da insani ihtiyaçların olması lazım. Şimdi Elazığ'da
bir kurumumuz Elazığ'ın göbeğinde DSİ kurumu. İsim de vereyim ben size. Elazığ'ın şu an en güzel yeri, en merkezi yerinde lojman yaptırıyor, doğru mu? Evet. Müdürlerine, şeflerine. En aşağı 8-10 bin lira maaş alıyor bu vatandaşlarımız. 6 bin lira, 7 bin lira. Gönül ister iki katını alsınlar. Gözümüz yok. Ha, devlet çalışanlarına lojman da yapar. Bizim buna da dediğimiz bir şey yok. Şimdi DSİ Alacakaya, Arıcak gibi bir uzak bölgede, mahrumiyet bölgesinde veya bir güney çevre yolu gibi daha üst bölgelerde olmuş olsaydı tabii ki buraya lojman lazım. Personel çalışacak, işine gidip gelecek. Şimdi siz Elazığ'ın en güzel, en değerli bölgesinde, en merkezi yerinde 130 milyon lira artı KDV ile ihale ediyorsunuz, lojman yapıyorsunuz. 150 milyonu bugün siz madene aktarsanız o kaynağı, iki tane yeni maden yapılır mı yapılmaz mı Ceyhun Bey? Evet. İşte biz öncelik sonralık derken bunu diyoruz. Hı hı. Ha, gönül isterdi ki bizim devletimiz şimdikinin olduğunun 3 katı güçlü bir ekonomiye sahip olsun. Evet. DSİ'ye de lojman yapsın. Bütün kurumlara da lojman yapsın. Ama şu an bizim öyle bir lüksümüz yok. Maden bu haldeyken, Uluova ve Kuzova bu haldeyken, Uluova ve Kuzova'nın bu halde olmasından DSİ birinci derecede sorumluyken, oraya aktarılmayan paranın kalkıp da 150 milyon olarak lojmanlara aktarılması bizim açımızdan kabul edilebilir bir politika değildir. Evet. Tabii ilerleyen süreçte nasıl gelişmeler olacak onu hep birlikte göreceğiz. Tabii. Ama burada inşallah yani istenen de o ki inşallah maden halkının istediği neyse o olur. İnşallah öyle olur. Yani bizim devletimiz bu problemi çözebilecek güçte. Evet. 6 ay içerisinde biraz bu imkanı yaratır. Biraz gereğinden fazla uzadı bu konu. Gereğinden yani, fazla uzadı. Uzamaması lazım. Yani biz güçlü bir devletiz. Hı hı. Hani bu tarz ufak şeylerle yani gündem olması bile sıkıntı. Vatandaşın üzülmesi bile sıkıntı. Evet. Biz bunu kabul edemiyoruz. Değerli izleyiciler, WhatsApp iletişim numaralarımız ekranlarımızda şu anda. Soru ve görüşleriniz varsa eğer iletebilirsiniz ve programımıza katkı sunabilirsiniz. İsterseniz başkanım biraz da dış politikaya geçelim. Tabii evet. Henüz sıcak bir gündem. Doğru. Barış Pınarı harekatı sona erdi. Evet. Yani küresel güçlerin de devreye girmesiyle birlikte. Evet. Bakıldığı zaman tabii Türkiye 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge için onu yani arzu etti. Evet. Arzu etti. Doğru. Masadan istediğini alarak kalktı diyebilir miyiz? Evet. Ya da sonrasındaki gelişmelere bakıldığı zaman işte YPG'nin oradan uzaklaşması, Soçi mutabakatı gibi gelişmeler oldu. En sonunda işte şu anda Amerika'nın ülkemize uygulamaya sokacağı bazı yaptırımlar konuşuluyor. Tehdit ettiler. Evet, tehdit. Evet, böyle bir gündemle karşı karşıyayız. Neler söyleyeceksiniz? Dış politikayı nasıl görüyorsunuz? Şimdi bilindiği üzere Türkiye kuzey sınırında PYD, PKK ve YPG'nin oluşturmak istediği bir terör koridorunu engellemek amacıyla sınır ötesi askeri operasyon yapacağını duyurdu. Evet. NATO üyesi ülkeler tarafından, Amerika tarafından bu duyuru dikkate alınmayınca da sınır ötesi operasyon yapmak zorunda kaldı. Evet. Türkiye'nin bu operasyonu yapması elbette ki elzemdir. Ülkemiz açısından olması gereken bir şeydir. Biz bu hususta kesinlikle operasyonun yararlı olduğuna, faydalı olduğuna inanıyoruz ve hükümetimizin de devletimizin de arkasında olduğumuzu genel başkanımız kendisi birebir deklare etmiştir. Şimdi biz Suriye sınırına girdikten sonra bize 5 günlük bir süre verdiler. Ateşkes ilan edelim dediler. YPG'de, PKK'da, YPG'de oradan geriye gitsin dediler. Şimdi bizim sınır ötesi operasyonu yapmamızdaki temel amaç temizlikti. Evet. Unsurları yok etmekti. Hı. Yok ettik mi? Edemedik. Ne oldu şimdi? Şimdiye kadar bu terör örgütleri bize sınıra sıfır noktasından vuruyordular. Şimdiden sonra 30 kilometre öteden vuracaklar. Evet. 30 kilometrelik sınırda bizim askerimiz, bizim evladımız koruyacak. Yani şimdi terör örgütleri bize sınırdan vurmuş ne? 30 kilometre öteden vurmuş. Yani günümüz teknolojisinde çok daha ileriden de vurabiliyor. Vurabiliyor yani. Adam 10 bin mil uzaktan Kuzey Denizi'nin ortasından okyanusa bomba fırlatıyor mesela. Evet. Dolayısıyla biz tamamen bu operasyonun amacına erdiğini düşünmüyoruz. Yarıda kaldı. Kalmaması gerekiyordu. Şimdi bir de sınır ötesi operasyonun bir diğer tarihsel boyutu var. Bu da şudur. Şimdi sürece baktığımız zaman Suriye, Irak, Libya, Mısır gibi ülkelerin
ülke otoritesini kaybetmesine, bu hale gelmesine kim sebebiyet verdi? Amerika Birleşik Devletleri. Doğru mu? Evet. Doğru. Ülkede devlet otoritesi yok olunca terör örgütleri türemeye başladı, türetildi. Kim tarafından? Amerika tarafından. Biz çok iyi biliyoruz ki bunların silahlarından tutun, yiyeceklerine, gıda maddelerine, sağlık ihtiyaçlarına kadar Amerika tarafından gönderildi. Tırlarla gönderildi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi ifade etti. Şimdi biz hem bu terör örgütlerini bitirmek için sınır ötesi operasyon yapıyoruz. Diğer taraftan da kalkıp bunları besleyen, büyüten, silahı eline verip üzerimize salan bunların ağababaları dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakata varıyoruz. Yani Amerika kendi yetiştirdiği, kendi eğittiği, kendi donattığı örgütleri yani burada bize yedirir mi bu saatten sonra? Evet. Bizim mutabakata varmamızın bir gayesi yok. Tabii bu operasyonun sona ermeden bir gün önceydi başlangıcından bir gün önce bir gün. Trump'ın da yazmış olduğu bir mektup vardı. O da çok ses getirdi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde yani azalmayacak bir ifade kullanmıştı. Evet. Tabii buna da çok büyük tepkiler oldu. Sonrasında tabii Trump'ın dengesiz attığı tweetler işte bir gün Türkiye yanlısı, bir gün YPG yanlısı attığı mesajlar. Evet. Yani orada da aslında biraz kimse ne yapmaya çalıştığını anlayamadı aslında Trump'ın. Ama netice itibariyle bakıldığı zaman harekat sona erdi. Evet. Tabii bu harekatın bir önemli tarafı da ülkemizde yaşayan Suriyelilerin en azından önemli bir kısmının o güvenli diye adlandırılan bölgeye gönderilmek istenmesiydi. Doğru. Ama şu noktada acaba halen daha bu düşünce geçerli mi sizce? Tabii bir de Suriyelilerin yani ülkemizde oluşturdukları sıkıntılar var. Herkes hemen hemen herkes şikayetçi. Evet. Yani tamam Müslüman kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz. Doğru. Ama yani çok da fazla kabullenildiğini ben düşünmüyorum. Yani hemen hemen her ilde de benzer sıkıntılar yaşandı. Çok daha büyük problemlerin yaşandığı iller oldu. Doğru. Halkın ayaklandığı iller oldu. Yani bu Suriyeliler konusu yani ilerleyen süreçte biraz daha böyle başımızı ağrıtacak gibi gözüküyor eğer gitmezlerse. Ya da kalırlarsa ne tür tedbirler alınmalı, neler söylersiniz? Şimdi Suriyelilerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Suriye'de bir devlet otoritesi hakim olmadıktan sonra Suriye'de YPG, PKK, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun güçleri kol gezdikten sonra ülkemizde yaşayan ben hiçbir Suriyelinin Suriye'ye döneceğini ihtimal vermiyorum. Evet. Çünkü orada bir devlet otoritesi yok, bir düzen yok. Şimdi vatandaşlar gidecekler Suriye'ye, memleketlerine dönecekler de otorite yok. Yine savaş halinde. Ama orada da şöyle yine bir durum var başkanım. Şimdi mesela dini bayramlarımıza bakıldığı zaman işte bu insanlar yani şu anda savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındığını söyleyen insanların çok rahat bir şekilde gidip bayramlarda gelmesi. Ailelerin yanına gidip evet. Döndüklerini görüyoruz. Evet. Bu da aslında biraz yani içimizi sızlatıyor. Yani doğru. Mesela bizim askerimiz gidip orada şehit olurken kendileri çok rahat bir şekilde doğru. Burada gelip nargile keyifleri biz alıştırdık. Evet yani biz burada alıştırdık. Aslında biraz da bir hükümet politikasında bir yanlışlık var biz mı? Biz alıştırdık evet. Buna. Tabii evet. Ki biz alıştırdık. Şimdi orada bir savaş ortamı var. İki günlüğüne gidiyorlar. Anne babasını, akrabalarını görüp bayram ziyaretlerini yapıp geri dönüyorlar. Burada ne var? Burada güvenli bir ortam var. Evet. Burada bir devlet otoritesi var. Orada bu güveni alamıyorlar. O yüzden de gitmelerle dönmeleri bir oluyor. Yani yarın Suriye'de bir devlet otoritesi kurulduğu zaman bile ben ülkemizdeki Suriyelilerin %100 geri döneceğini ben yine kanaat getirmiyorum buna. O zaman, yarısı belki dönecek. Yani o zaman nasıl bir çözüm bulunabilir? Yani zorlamayla mı sınır dışı edilebilir bu insanlar devlet yoksa... Devlet otoritesi kurulduktan sonra zorlamayla gönderebiliriz. Yani ya da teşvik edici ama unsurlar mı geliştirilecek? Şu anki ortamda açıkçası... O savaşın, o bombaların, o kurşunların ortasına zoraki kalkıp da bu insanları biz insan olarak bakıyoruz göndermek bence yanlış bir politika olur. Evet. O bahsettiğimiz 30 kilometre derinlikteki evet. Güvenli bölgeye mesela bir konteyner kent inşa edilebilir mi? Yani ya da prefabrik bir yapabilirler. Yapılanma. Bizim Urfa, Kilis, Suruç'taki, Gaziantep'teki konteyner kentlerini oraya taşısalar zaten evet. Bizim o sınırdaki hemen hemen bütün her yeri temizleyecekler. Temizleyecekler. Oraya taşımanın ikinci bir riski var yalnız. Şöyle bir şey. Şimdi 30 kilometrelik alanın bir tertemiz bir şekilde güvenli bölge olarak kalması var.
Bir de oraya 500 bin, 1 milyon mültecinin, Suriyelinin yerleştirilmesi var. Şimdi biz oraya 1 milyon kişiyi yerleştirdiğimiz zaman o aradaki yoğunluktan, kalabalıktan dolayı ülkemize olacak terör sızmalarının da bizim dikkatimizden kaçmaması gerekiyor. Evet. Orada da öyle bir zemin hazırlanabilir. Yani Öyle bir kolaylık olabilir terör örgütleri açısından. Yani neresinden bakarsanız bakalım, bakın sıkıntı. Sıkıntı. Evet. Evet. Yani Suriye sorunu da tamamen Avrupa Birliği'nin, NATO'nun ülkemize vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmemesinden dolayı bizim kucağımıza bırakılmış bir bomba. Evet. Başka bir şey değil. İnşallah tabii kısa bir sürede bu sorunlar çözülür, halledilir. Sorunların çözülmesi için biz şunu söylüyoruz. Genel Başkanımız da bunu söyledi. Yani biz kuklalarla uğraştığımız kadar kuklacılarla uğraşsak emin olun biz bu sorunları aşarız. Biz şu an bataklıkta sivrisineklerle uğraşıyoruz. Yalnız bataklığı kurutma gibi bir derdimiz yok. Biz bu bataklığı da dostum Trump, müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri diyerek kurutamayız. Yapamayız. Evet. Çünkü bu ülkeler bizim menfaatimizi, geleceğimizi istemeyen ülkeler. Bizim tıpkı 54. hükümette rahmetli Erbakan Hoca'nın yaptığı gibi bana ne Amerika'dan diyerek bir dış politika gütmemiz lazım. Evet. Bizim özür diliyorum. Cumhuriyet tarihinden bu yana NATO'yu Amerika'nın dediğini yapmadığımız, bana ne Amerika'dan dediğimiz tek bir dış politik olayımız var. O da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Kazanımları da ortadadır. Evet. Amerika'ya, NATO'ya karşı gelmemizin, yaptırımlara boyun eğmememizin, onların biz size yaptırım uygularız. Trump'ın gönderdiği mektuptan bahsettiniz. Ben o mektubu okuduğumda ilk dedim ki yani fakir hesaptır. Yani bir Amerika'dan bizim Cumhurbaşkanımıza yani böyle bir mektup gerçek gelemez. Olamaz. Evet. Bizim yani dokundu, bizim nefsimize dokundu bu durum. Evet. Kabullenemedik biz bu durumu. Şimdi bize böyle yaklaşanlarla müttefikiz diyerek biz ne bataklık kurutabiliriz ne bu kuklacıları bitirebiliriz. Evet, maalesef. Başkanım, yoğun bir mesaj var. Evet. Murat Türker yazmış. AK Parti'nin alternatifsizliği bitmiştir artık. Yeniden refah var. İnşallah. Erdoğan'ın bahsettiği 94 ruhu sadece burada demiş. Burada, doğru. Murat Türker. Sayın Erhun Karakuş Bey'in bakış açısına vekillerimizin ihtiyacı var demiş bir başka izleyicimiz. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı'na çıktığı bu yolla başarılar dilerim demiş bir başka izleyicimiz. İyi akşamlar Ceyhun Bey. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erhan Karakuş Beyefendi'ye ilimiz maddi ve manevi sorunlarını ve maden halkının sorunlarını gündeme getirmesinden ötürü teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki Yeniden Refah, biz. Yeniden Refah Partisi merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yolunda ülkemize ve tüm insanlığa adalet ve refah getirecektir demiş bir başka izleyicimiz. İyi akşamlar demiş bir başka izleyicimiz. Sayın Erhan Karakuş, Yeniden Refah Partisi'nin ülkemiz ve Elazığ halkının kurtuluş teminatı olduğunu tekrardan gün yüzüne sermiştir. Hepinizden Allah razı olsun demiş izleyicimiz. İyi akşamlar. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhan Karakuş'a yapacağı çalışmalarda başarılar dileriz demiş. İnşallah bizler için, gelecek için iyi bir temsilci olur. Duygu Erol Karakuş. İnşallah. Bir başka izleyicimiz yine yazmış. Yeniden Refah Partisi siyaseti tüm insanlığın kurtuluşu için çalışmak olarak nitelendiren, dolayısıyla da bir ibadet olarak gören anlayışla yola çıkıyor. Milli görüşün ikinci 40 yıl şahlanışının işaret fişeği niteliğindeki büyük kongremize tüm halkımız davetlidir demiş. Evet. Tarihe tanıklık etmek üzere 17 Kasım'da Ankara'da buluşalım demiş Mehmet Kara. Evet. Evet, izleyicilerimize, mesaj gönderen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii başkanım, kısa bir süre önce Sayın Bakan Murat Kurum'un Elazığ ziyareti oldu ve bu ziyarette istenmeyen nahoş bir gelişme yaşandı. Tabii evet. Sayın Rektörümüze yapılan bir hareket vardı. Tabii bu harekette tüm Elazığ, yani Elazığ'ın daha doğrusu önemli dinamiklerinden tepkiyle karşılandı. Sizler nasıl görüyorsunuz bu ziyaret ve orada yaşanan gelişmeyi? Şimdi ziyaret normal de büyük bir vatandaşımızın tepki gösterdiği gibi rektör hocamıza yapılan hareket, eğer bize anlatıldığı gibi ise, ben çünkü birebir şahit olmadım, basından takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Evet. Eğer öyle bir davranışta bulunulmuşsa bu kesinlikle kabul edilemez bir şeydir.
bunun önüne geçmesi gereken de yani kalkıp da bir üniversite rektöründen bakana yaptığının yanlış olduğunun hatırlatılması beklenmez. Biz burada rektör hocamıza Elazığ'ın siyasetçilerinin, Elazığ'ın milletvekillerinin sahip çıkmasını beklerdik. Neticede bakan kurum henüz daha 2 yıl öncesine kadar Türkiye siyasetinde ismi bile bilinmeyen bir şahıstı. Atama yoluyla gelmiştir, seçilmemiştir. Tabiri caizse tepeden inmiştir. Tepeden indiği gibi bugün Elazığ'da da o tepeden indiğini hareketleriyle göstermiştir. Biz kendisinin hareketlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Rektör hocamızın üniversite politikaları yönünde doğru yanlış politikaları olabilir, hataları olabilir. Bunlar ayrı konuşulması gereken şeylerdir. Ama siz kalkıp da Elazığ'a gelip Elazığ'ın bir 40 bin öğrencisi olan Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan ve başarılara imza atan bir üniversite rektörüne bu şekilde davranma hakkına sahip değilsiniz. Tabii biz bu açıklamayı yapıyoruz ama bu açıklamayı ilimiz milletvekillerinden beklerdik. Hele de Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii, işte insanlara tepeden bakmayın, bakmayın, kibirli olmayın gibi bir uyarılarına rağmen diyorlar. Evet. Vatandaşa ineceğiz, kapı kapı gezeceğiz diyorlar. Gönül kazanacağız diyorlar. Ama burada da gönül kırılıyor. Sadece bir rektör hocamızın değil, bir Elazığ'ın gönlü kırıldı burada. Bir Elazığ bunu nahoş karşıladı. Yani çünkü Elazığ bunu kendine yapılmış kabul etti. Kendimize yani isim yapıldı. Rektör hocamızdan ziyade bu hareketi kendine yapılmış kabul etti. Tabii ki. Bu nedenle de böyle bir tepki geldi. Evet. Yani biz de bu hareketin doğru olduğunu kesinlikle tasvip etmiyoruz, edemeyiz de. Evet. Tabii başkanım, Elazığ Belediyesi'ne biraz dönelim isterseniz. Elazığ Belediyesi'nde de çalışmalar devam ediyor. Tabii tabiri caizse bir enkaz devralındı. Evet. Ve şu anda da Şahin Başkan'ın işi çok da kolay değil. Değil, evet. Ama buna rağmen yine de henüz kısa bir sürede yapılan çalışmalar da var. Gözle görülür şekilde mesela hastaneye giden, araştırma hastanesine giden caddenin mesela gözle görülür şekilde bir değişim olarak orayı örnek gösterebiliriz. Yine birçok çalışma alanda faaliyetler devam ediyor. Yani kısa bir zaman zarfında henüz görev süresi bakıldığı zaman tabii daha yeni nasıl sayılır. Nasıl değerlendiriyorsunuz, neler söylersiniz? Yani biz Sayın Belediye Başkanımızın samimiyetine inanıyoruz. Şu ana kadar da samimi olduğunu gözlemledik. İşi zor dediğiniz gibi, yükü ağır. Dediğiniz gibi kendisine bir enkaz bırakıldı. Bu enkaz da niye bırakıldı? Tabii onu da açıklayamıyoruz bir türlü. Yani enkazın karşılığında Elazığ'da o enkazın karşılığı bir hizmetin bulunması lazım. Geniş bir yatırımın bulunması lazım. Ama biz böyle göze çarpar bırakılan borcu karşılayan bir yatırımı göremiyoruz. Yani burada Şahin Başkan'ın neyle karşılaşacağından ziyade bizim anlayamadığımız nokta şu. Şimdi eski bu enkazı kim bıraktı? Eski belediye başkanı bıraktı. Enkaz diyoruz. Demek ki ne, ortada bir başarısızlık var. Şimdi eski belediye başkanı yani böyle bir enkaz bırakmasına rağmen yeni belediye başkanına böyle bir miras bırakmasına rağmen, batık bir miras bırakmasına rağmen kalkıp da yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirilerek diğer belediyeler üzerinde yetki sahibi olması, diğer belediye başkanları üzerinde yetki sahibi olması yani daha da vahim bir durumdur. Evet, takip şimdi edilmiş yani bir durum. Öyle edilmiş. Evet. Yani ya biz bir şeyi bilmiyoruz, bir şeyi kaçırıyoruz ya da yani bizi yönetenler her şeyi bizden çok daha iyi biliyor. Yani şu andaki tam ekonomik olarak borç miktarı ne kadar bilemiyoruz ama 800 milyon liradan bahsediliyor. 1 milyara yakın 1 milyar. Bir yani borç. Elazığ nereye? 1 milyar borç nereye? Evet. Yani Elazığ dediğiniz 350 bin nüfuslu bir şehir, büyük şehir bile değil. 800 milyon borcun karşılığında Elazığ'ın ihya edilmiş olması lazımdı. Şehir içi yollarımızda biz gidiyoruz. Yani insanların sıfır arabaları eskiye çıktı. Şehir içi yollarımızda. Vazgeçtik biz daha tali yollardan. 800 milyonluk borcun karşılığını biz şu an göremiyoruz. O yüzden Şahin Başkan'ın durumu zor. Temel belediyecilik faaliyetlerini illaki yapacaktır. Ama kendisinden öyle zannediyorum ki Elazığ'da çok büyük hizmetler, çok büyük yatırımlar şu an beklemiyor. Mesela 2021 yılı için işte tüm altyapının yenilenmesi gibi bir proje var. Belki de bu Sayın Şerifoğulları'nın sonu da olabilir. Yani bir belediye başkanı için çok büyük bir risktir aslında altyapı çalışmaları. Çünkü ölü bir yatırım gibi görünüyor. Daha önceki altyapımızı hangi belediye başkanımız yapmıştı? Herhalde Mustafa Temizler'den bu yana. Seçimi kaybetti mi?
kaybetti sonrasında. Evet. Yaptığı büyük bir hizmetti aslında. Evet. Fakat gözle görünmediği için, altyapı olduğu için. İnsanlar yerin üstüne bakıyor çünkü. Evet. Yerin altına bakıyor. Hı. Halbuki altyapı mesela o projeyi Şahin Başkan gerçekleştirirse gerçekten büyük bir hizmet etmiş olur. Evet. Başarabilirse. Bu yokluğa rağmen. Yani 2021 yılı için bu düşünce var. İnşallah. Tabii yine Hamza Bey içme suyu projesi de %98 oranında tamamlandı. Artık Elazığ'a su kavuşmak üzere ama tabii bir de bunun su altyapı değişim işi de var. O da yine Elazığ Belediyesi güdümünde olacak herhalde. İllaki. Yani biraz bu anlamda Şahin Başkan'ın işi gerçekten zor. Allah yardımcısı olsun. Evet. Yani Elazığ'a yapılan hizmet bize yapılmış bir hizmettir. Elazığ'ın kazanımı bizim kazanımımızdır. İyi yapılan bütün iyi şeyleri biz takdir ederiz, teşekkür ederiz. Ama yapılan bütün yanlışları da sözümüzü esirgemeden söyleriz. Evet. Başkanım tabii artık programımızın son 2 dakikası. İsterseniz bu 2 dakikayı da 17 Kasım'da gerçekleştireceğiniz Büyük Kongre'ye ayıralım. Evet. Büyük Kongre için bir çağrınız olursa neler tabii söylersiniz? Ki. Şimdi bizim 17 Kasım 2019'da Ankara Arena Spor Salonu'nda birinci olan Büyük Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bizim bu Büyük Kongremiz her ne kadar bizim parti olarak kuruluşumuz tescillenmiş ise de programın başında söylediğim gibi seçime girme yeterliliğine sahip olmamız için aşmamız gereken bir aşamadır. Hı hı. Biz 17 Kasım Büyük Kongremize Elazığ İl Teşkilatı olarak şu an hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerekli basın ve tanıtım üzerinden duyurularımızı vatandaşlarımıza yapacağız. 16 Kasım Cumartesi günü akşamı biz Elazığ'dan otobüslerimizi Ankara'ya hareket edecek şekilde şu an ayarladık. Ciddi bir katılım herhalde. Tabii ki. Yani biz şu an tahminimizin daha üstünde bir talep var. Biz normalde Elazığ'da hani 8-7 bir otobüs çıkarırız diye planlıyorduk. Ama şu an vatandaşlardan, teşkilattan gelen talepler bizim 10 otobüsü de geçeceğimizi gösteriyor. Yani bu dönemde Elazığ'da gerçekten müthiş bir teveccühle karşılaşıyoruz biz. Tabana indiğimizde özellikle vatandaşlarımız hani kimse böyle kaşlarını çatarak bize bakmıyor. Tabiri caizse bize kollarını açarak karşılıyorlar. Bunun karşılığını biz birinci olarak ilk kongremizde gördük. İkinci olarak da 17 Kasım'daki büyük kongremizde göreceğiz. Şu an bizim gidişatımız onu gösteriyor. Gelmek isteyen vatandaşlarımız da olursa partimizin gerek sosyal medya gerekse de parti binamıza giderek görevlilerle birlikte iletişime geçebilirler. Evet. Buradan da bir Elazığ'a davette bulunmuş olalım sizin aracılığınızla. Evet başkanım son olarak mesajlarımızı okuyup programımızı kapatacağız. Sivas'tan sevgiler demiş. Sayın Erhan Karakuş'a çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz demiş. Veysel Yıldız ve ailesi. Başkanım ağzınıza sağlık. Burada gelecek var demiş bir başka izleyicimiz. İyi akşamlar Sayın Başkanıma teşekkür ediyoruz. Elazığ'da böyle genç, dinamik, bilgili, yeni yüzlere Elazığ'ın ihtiyacı var demiş. Başarılar diliyoruz demiş bir başka izleyicimiz. Milli Görüş'ün partisine başarılar demiş. Genel Başkan'ın genç il başkanı başarılar dilerim İbrahim Tan Yıldız'ı. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İzleyicimiz. Evet. Heyecanla dinledim. Elazığ'ın böyle genç siyaseti hakkıyla yapacak adaletli siyasetçilere ihtiyacı var. Allah yolunu açık etsin demiş. Allah bir başka izleyicimiz. Allah razı olsun. Evet başkanım çok teşekkür ederiz. Ceyhun Bey biz teşekkür ederiz. Katsınırız. Kanal 23 ailesine, Doruk Medya grubuna bize bu imkanı, vatandaşımızla kucaklaşma imkanını tanıdığınız için biz her daim Elazığ'dayız. Her daim Elazığ'da vatandaşımızla olacağız, sokakta olacağız. Büyük kongremizden sonra ilçelerimiz dahil gezmedik, köy girmedik, ev bırakmayacağız. Bu hususta da medya olarak sizin desteklerinizi her daim yanımızda hissettik. Bundan sonra da hissedeceğimizden yana şüphemiz yok. Bir kez daha biz Kanal 23 ailesine teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, gündem özelim bu akşamlık programının sonuna geldik. Bir dahaki gündem özelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.